arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Partiliyorum. Karşınızdayım. Aslında videoyu buradan başlatmadım yani. Sabah kahvaltıyı falan da çektim ama merhabayı buradan yapmak istediğim için buraları başa ekleyeceğim. Hava çok güzel. Şu an kahvaltıcı arıyoruz ama hepsi o kadar dolu ki ve mekanlar o kadar küçük ki aç kaldık yani. Kahvaltı da yapmıyorlar galiba. 2-3 tane kahvaltıcı var. Evet arkadaşlar, kahvaltı yapmaya geldik ama Fransız garsonlar birazcık kaba sanırım. Ya da bizi sevmediler turist olduğumuz için. Evet, adam Fransızlara iyi böyle bonjour yaptı, hoş geldiniz yaptı. Bize yapmadı. Bize menü falan böyle fırlatıyor suratımıza. Bence öyle. Bence turist sevmiyor. Bana öyle geldi bakışlarından. Aynen. Bak, kruvasan taneyle de alabiliyorsun. Tamam. İki tane alalım mı kruvasan? Bir tane alalım çünkü çok hamur oluyor ve yağlı, ben yemiyorum. O kadar yağlı. You decided, yes. Evet arkadaşlar, şimdi kruvasan tadıyorum. Türkiye'de de kruvasan yiyoruz ama buradakinin farkı neymiş onu göreceğim şimdi. Arkadaşlar, en sevmediğim şey oldu şu an mekanlarda olan. Önce içecekleri getiriyorlar, yemeği sonra getiriyorlar. Sonra içecekler soğuyor ve ben çok üzülüyorum. Ben çünkü içeceğimi yemeğin üstüne içerim genelde, yani çayı falan da. Hele şimdi buz gibi olacak. Yani masayı göstereyim. Bir de şu bardağa bakar mısınız? Yamuk. Çok güzel. Aşırı tatlış bir bardak. Tabii ki de Fransa'ya geldiğim için espresso ve adını unuttum, kruvasan. Birazcık da dışarıyı göstereyim arkadaşlar. Çok tatlış. Ben gerçekten aşırı sevdim burayı. Yani birazcık daha mesela Berlin'e göre karşılaştıracak olursan çok daha böyle canlı bir yer yani. İnsanlar gerçekten yaşıyor. Hatta böyle çok fazla telefonlarına falan da bakmıyorlar. O yüzden ilk vlog denememi burada yapıyorum ve o yüzden birazcık utanıyorum. İlle de Frans. Zeyda Kasabalı esprim. Evet arkadaşlar, Eyfel. Ama alt kısmı tadilatta. Avrupa'da çoğu şey hep tadilatta oluyor zaten. Birazcık üzücü. Almanya'da, Berlin'de de çoğu şey tadilattaydı. Bunun arkadaşlar en üstüne çıkan galiba bir asansör var. Şu an kameram o kadar yakın çekmiyor olabilir. İçinde böyle sarı kırmızı asansörler var. Çok tatlı. En üste kadar çıkarıyor. Oraya çıkmak istiyorum ya. Mükemmel olur muhtemelen manzarası. Bir tane adam vardı. Kimdi? Diyordu ki işte en sevmediğim yer Eyfel mi? Öyle bir şey. Öyle bir hikaye vardı. Bir adamın en sevmediği yer Eyfel'miş. Ama işte her gün Eyfel'e çıkıyormuş falan. Bir şey demiş ki sen hani hiç sevmiyorum Eyfel'i. O da diyor ki Eyfel'in görünmediği tek yer Eyfel. Mükemmel story. Demiş ben hastayım dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? Ha? Bu arada arkadaşlar Paris çok kirli, işte pis sokakları falan, üf rezalet falan diye dediler hep böyle. Yani herkesten duydum, hatta neredeyse yani gidilmez, gitmeyin, değmez gibi. Ama ben o kadar pis olduğunu düşünmüyorum. Berlin'de eşit pislikte bence. Sadece metroları aşırı eski, yani çöp gibi. Eskilik açısından. Ay. Ama çalışıyorlar. Yani ben bu şeyi Avrupalıların bu yüzden gençliklerini düşünmeye başladım. Metrolara falan hiç yatırım yapmamışlar. 60 sene önce aldıkları metroları hala biniyorlar yani. Neyse, yani sonuç olarak Paris arkadaşlar pis. Çöplük içinde bir yer değil. Paris falan da görmedik henüz. O yüzden bence çok güzel Paris. Hatta ben aşırı sevdim yani. Taşınmayı bile düşünüyorum buraya. Burada tek kampanyalarına bakacağım. Belki bir iki yıla, bilmiyorum. Göçebe bir hayat benimseyip her beğendiğim şehre taşınmayı düşünüyorum bu arada. Ama burası gerçekten çok güzel. Paris hakkındaki düşüncelerini alabilir miyim? Çok güzel. Buraya taşınmayı planlıyorum. Evet, şimdi birazcık daha Eyfel'in yakınlarına gidiyorum. Arkadaşlar, bu arada stereotipler yani gerçekten çok doğruymuş. Kırmızı şapkalı falan kızlar var ve
Bageti de bu arada direkt bageti böyle tutup ısırıyorlarmış. Ben böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Çok komiğime gitti açıkçası. Hani Instagram'da falan sürekli bagetli kız fotoğrafları görüyordum. Hani kollarının altına almışlar, bageti geziyorlar. Ve bildiğiniz parka bahçeye oturup ekmek yiyorlar. Yani kuru kuru ekmek yiyorlar. Bilmiyorum, biraz bana ilginç geldi bu. Paylaşmak istedim sizinle. Şimdi karşıya geçeceğiz. O koşucular. Buradaki çok büyük bir mezarlığa geldik. Burada Chopin, Oscar Wilde gibi önemli kişilerin de mezarları var. Burada arkadaşlar odalar şeklinde böyle aile mezarları var. Herkes kendine aile mezarlığı yaptırmış ve içeride de genelde çarmıha gerilmiş İsa ve Meryem Ana heykelleri var. Daha çok anıt mezar şeklinde yani. Buradaki mezarlar. Bu da Fransa'nın çok eski bir başkanının mezarı. Bu da Chopin'in mezarı arkadaşlar. Chopin benim çok sevdiğim bir piyanist. Bazı bestelerini çok seviyorum. Çok ünlü birinin mezarına gelmek çok garip hissettiriyor gerçekten. İnsanlar da hep çiçek bırakmışlar. Çok hoş. Biliyorsunuz burası geçen yıllarda yanmıştı. Tarda tarlar devam ediyor görebileceğiniz gibi. Ama burası genel olarak çok güzel arkadaşlar. Yine Paris'i övmeye başlayacağım. İki günde Paris'i Berlin benim için gömdü yani. Bir de burada değişik bir kültür var yani. Kafelerin sandalyeleri böyle dışarı dönük. Ve insanlar orada oturup sizi izliyor. Yani sokaktan geleni geçeni izliyorlar. Böyle biraz değişik bir kültür ama eğlenceli. Biz de denedik böyle. Oturuyorsunuz, kahve içiyorsunuz ve geleni geçeni izliyorsunuz. Fransızların değişik bir kültürüymüş bu. Çok hoşuma gitti. Şaka yaptım, size hoşuma gitti. Evet arkadaşlar, Notre Dame'a gidemedik. Ama şu an Notre Dame'ın kenarında bir nehirde oturuyoruz. Kahvemizi de aldık. Videoyu burada bugün, yani bugün bu kısmını kapatıyorum. Yarın müzelerden devam edeceğim. Yarın görüşürüz o zaman. Evet arkadaşlar, bugün de Louvre Müzesi'ne geldik. AVM gibi metro girişinden girdik ama şu ambiyans çok güzel yani, mimarisi çok güzel.
çokça gördüğümüz İsa resimlerinden var. Bunları biz zaten diğer müzelerde çok incelediğimiz için bu kısmına hızlı geçeceğiz. Ama çok güzel işlenmiş tablolar. Bu tablo şarap tanrısını resmetmiş. Aslında Da Vinci başlamış resmetmeye. Fakat daha sonra Da Vinci'nin ölümünden sonra başka bir ressam devralmış ve hem pagan adetlerini hem de Hristiyanlıktaki şeylerin ikisinin karışımını temsil ediyormuş o yüzden. Şimdi Mona Lisa'nın olduğu odaya geldik ama çok çok kalabalık yani doğal olarak. Yakından çekebilirsem size göstermeye çalışacağım ama çok başka güzel tablolar da var burada. Bence Mona Lisa gülümsüyor bu arada. Hiç üzgün, bir tarafını göremezim ben. Bir de gözleriyle de takip ediyor gerçekten. Biraz şey oluyor, korkunç oluyor çok bakınca. Şimdi çıktık arkadaşlar. Zaten en dibine giremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Arada bayağı bir boşluk var. Evet arkadaşlar, az önce Mona Lisa tablosuna yakından bakma fırsatı bulduk. Çok güzel bir deneyimdi gerçekten. Birazcık size tarihinden bahsetmek istiyorum çok kısa. Zaten biliyorsunuzdur, Da Vinci tarafından çizilmiş ve soylu bir aile için yapıldığı söyleniyor ama aileye asla vermemiş Da Vinci. Sonra da Fransa Kralı tarafından alınmış ve Fransa'nın olmuş. Yani 1790'dan beri de Louvre Müzesi'nde sergileniyormuş. Şu anki değeri de 800 milyon dolar falan. Yani insurance değeri. Bu kadar. Bu kadar bilgi öğrendim. Şimdi diğer tablolara ve sanat eserlerine bakmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir Napolyon'un bir tablosu var ama şu an ışıktan gözükmüyor. Bu da Rusya'ya karşı bir savaşta zaferinden sonra yapılmış bir tablo. Aslında propaganda amacıyla yapılmış çünkü çok can kaybı olmuş. Burada Napolyon'un halka işte yardımını gösteren bir tablo yapmışlar o yüzden. Yani yaralılara ilgilendiğini vesaire. Çok çok büyük bir tablo. Kadın statülerinin yani heykellerinin ilk örneklerindenmiş. Arkadaşlar şu minicik saçları var ya heykellerin. Benim çok hoşuma gidiyor şu kıvır kıvır olanlar. Bana şey hatırlatıyor. Parti neydi o adı? Şey, John Depp'in oynadığı. Karayip Korsanlı. Karayip Korsanlı. Karayip Korsanlı'nda bir canavar vardı denizde böyle saçları şey oluyordu, uzuyordu. Ay, onu hatırlatıyor bana bunlar. İlginç bir, gereksiz bilgi de vermek istedim. Yani çok bana canlı bir şehir gibi geldi Berlin'e kıyasla. Ve
biraz böyle İstanbul'u da andırdı. Hani ne bileyim kültür olarak falan. Çok bir yemek kültürleri yine yok gibi. Ama kruvasan yersiniz, hamur işi, peynir. Başka ne vardı? Baget. Baget kemirebilirsiniz. Onun dışında şimdi Berlin'e gidince daha iyi anlarım muhtemelen, karşılaştırırım yani. Bu arada böyle daha fazla burada gelmesini istiyor musunuz? Onu çok merak ediyorum yani. Şimdi bu videoyu yükleyeceğim ilk böyle gezi vlogu olarak. Ama bu kanalda böyle videolar görmek istiyor musunuz? Ya da işte nelerden bahsedeyim böyle videolarda? Onları da yorum yazarsanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.